Tabii çok sayıda avukat, siyasetçi, gazeteci ve hak savunucusunun gözaltına alınmasına siyasi partilerden de tepki vardı. Deva Partisi operasyonları seçim güvenliğine müdahale olarak değerlendirirken Saadet Partisi de seçim öncesinde böyle operasyonların kamuoyunda soru işareti bıraktığına dikkat çekti. Yine Diyarbakır merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyona siyasilerden de tepki geldi. Operasyon seçim öncesi gözdağı ve seçim güvenliğine yönelik bir müdahale olarak yorumlandı. Artı gerçeğe konuşan Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Çahin, operasyonların zamanlamasının manidar olduğunu söyledi. Bu meseleyi başka bir biçimde yorumlamak kendimizi aldatmaktır. Seçimlere giderken rakip siyasi partilere gözdağı vermek hem de bu süreçte korku iklimi salarak sözde kendileri lehine avantajlı bir durum elde etmek amaçlanıyor. Gözaltılara Saadet Partisi de tepki gösterdi. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, seçime 19 gün kala gerçekleşen Diyarbakır'daki gözaltılarla ilgili kamuoyunun aydınlatılmasını talep etti. Kaya, "Seçim öncesinde böyle operasyonlar kamuoyunda soru işareti bırakıyor." dedi. Şu an dosyada gizlilik kararı var ve biz henüz gözaltına alınma sebeplerini öğrenebilmiş durumda değiliz. Ancak gözaltına alınan isimlerin genellikle siyasiler ve gazeteciler olduğu görülüyor. Tam da seçim öncesinde böyle operasyonlar kamuoyunda soru işareti bırakıyor. Bu tarz seçim süreçlerinde şu an dosyada gizlilik kararı var ve biz henüz gözaltına alınma sebeplerini öğrenebilmiş durumda değiliz. Ancak gözaltına alınan isimlerin genellikle siyasiler ve gazeteciler olduğu görülüyor. Bu tarz seçim süreçlerinde kamuoyunda soru işareti bırakacak operasyonlar yerine kamuoyunu aydınlatmalılar ve soru işareti bırakmamalılar.